Mesela maddi kasım ne kadar fazla olsa o kadar şey kaldırırım ya. Öyle benim manevi kaslarım, organlarım var. Biz onlara ne diyoruz? Latife. İşte her ders bir latifenin gıdasını alıyor. Lapa pilav yiyorsun, tavuk göğsü yiyorsun, tam kaslara proteinler gidiyor böyle. Güçlendikten sonra da şeytan bir şekilde uğraşmak için geldiğinde artık gücün yettiğinden dolayı şu hamleyle bertaraf edebiliyorsun. Ama çalışmayan kol için kağıttan bardak bile çok ağır gelir. Manevi organlar. Bilmediğimiz şeyler değil mi hiç? Bunları bilmeden nasıl kapayacağız gözleri? Kur'an'ın en derin hakikatleri. Mekke döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye hadi namaz kılın demiyor. Tesettüre girin demiyor. İçkiyi bırakın demiyor. Ya Resulallah ne anlattın onlara? Ne anlattın anlatma. İman dersleri. Gerçekten işlere Kur'an'dan daha fazla değer veriyoruz. Kişilere. Bazen denk geliyor birisiyle oturuyoruz böyle. Yarım saat içinde 50 isim sayıyor. Aa Ali abi var biz onu tanırız. Veli abi var biz onu tanırız. Ömer baba var bizim onunla ortaklık. Diyorum ki bitmiş bu ya. Bu kadar ismin arasında Allah nerede senin kalbinde ya? Nerede? Adam çocuğunun doğumunu anlatıyor. Diyor bir anda çocuğun kafası ters döndü diyor. Şöyle oldu diyor. Doktor oradan yetişti. Bir ilacı verdik. Gece bekledik. 3 gün şöyle oldu. 5 gün böyle oldu. Bunlar oldu diyor. Hiç Allah dedi mi? Allahsızlık maalesef bu demek oluyor yani. Günlük hayattaki işlerini hiç ona hesaba katmamak. Sıkıştırmışsın camiye. Kur'an'da sıkıştırmışsın namaza oruca. Bu kadar mı yani? Sizden öncekilerin başına gelen sizin başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu ayet ha. Devamında da diyor ki onlar dediler ki diyor meta nesrullah Allah'ın yardımı ne zaman? Söyle onlara pek yakındır. Hiç bu kadar dinin için daraldın mı? Dinin için. Ama bu ayet daralman lazım diyor. E kaçıyorum nasıl daralacağım? Uzaktan nasıl olacak? Tribündeki adamla sahadaki adamın sevabı aynı olmayacak. Sahabeye benzemeye çalışanla evde sahabe konuşan adamın sevabı aynı olmayacak. Çok kısa birkaç bin gün sonra ölüp gideriz. Çok kısa. Geçen Risale-i Nur'da okudum. Üstad Hazretleri diyor ki bir günden kısa dünya hayatı. Ya bu nasıl cümle? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bir günden kısa dünya hayatı. Hani böyle çalışma yaparken bazen dalıyorsun rüyada yani misal aleminde. Çocuk olmuşsun büyümüşsün Amerika'ya gitmişsin Almanya'ya gitmişsin gözünü bir açıyorsun şehadet aleminde 5 dakika geçmiş. Diyorsun ki aa yalancı alemden uyanıp gerçek aleme geldiğimde demek ki orada yaşanılan 5 dakikaymış. Vallahi aynısını ölünce yaşayacağız. Tam uyku vakti. Tam uyku yeri. O Matrix'teki yalancı dünya var ya inan aynısını yaşıyoruz farklı. Gördüğümüz her şey Allah'ın esmasının dataları. Hani yazılımda 0001110 diyor duvar çıkıyor ya. Allah da esmalarını tecelli ettiriyor sen çıkıyor. Lezzet çıkıyor, saçım başım çıkıyor. Böyle bir Allah'ı tanımamak ve sahabe gibi onun için mücadele etmemek. Hainlik desem ayıp olur mu ya? Ben bana ait olsam hainlik olmayacak. Haşa ortaklık olacak haşa. Sen sana ait değilsin, lehül mülk diye bir şey demişsin. Niye hainlik ediyorsun? Ne demek Allah'a koşmamak, vasıl olmamak? Dünyada Allah'ın verdiklerini Allah'tan üstün tutmak ne demek Allah aşkına? O asırdaki gibi bir cahillik görülmemiş. Çünkü bütün fetvalar nefisten geliyor. Ben İslam'ı şöyle 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 yaşıyorum. Geçen gün hastaneye gittim de bir doktor arkadaşla muhabbet ediyorduk. Arkadaşın yani bunu kınamak için demiyorum yanlış anlaşılmasın. Namazı yok, içkili ortamlara oturuyor vesaire vesaire. Ama şeyi anlatıyor. Biz İslam'ı şöyle yaşayan bir aileyiz hocam. Onu anlatıyor. Yani ben yaptıklarını bu adam kötü adam manasında söylemiyorum. Fikri olarak büyük bir saçmalığı anlatmaya çalışıyorum. 5 şey söyledi bizim aile geleneğimizde İslam diye. 5'i de Kur'an'ın zıttını söylüyor. Bu fetva veren nefsi dinledikçe Kur'an'ın, sünnetin, sahabe yolunun ince fetvalarını kim nasıl kabul edecek Fevzi? Yani yaptığımız doğrunun tasdik göreceğini anlamak için bir mihenge vurmamız gerekiyor mu? Soru bu. Çizdiğim proje uyumlu mu? Belediyeden tasdik alman gerekiyor mu? Gerekiyor. Sattığın bir ürün uyumlu mu? İşte devletten bir belge alman gerekiyor. Bu altın gerçek altın mı? Kuyumcunun mihenk taşına vurması gerek. Senin kafanda kurduğun içtihat doğru mu yanlış mı? Bunu nereye vuracağız biz Fevzi? İşte onu vuracak kadar dini bilmiyorsak biz bitmişiz demek. Bitmişiz demek. Onu bilmediğimizden hayatımızdaki değerlerin önem sırasını koyamıyoruz. Dini öyle bir yere koyuyorsun ki yatağının, rahatının, huzurunun bile altına düşmüş. Bir tane hakkımız var. Bir tane. Bir tane. Ertelenmeyecek kadar kısa. Gerçekten ahireti tam bence hesaplayamıyoruz. Yani böyle cennette bile şey zannediyoruz. Hayalet Casper gibi uçacağım. Dizlerimi kuma koyacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle bir tane göreceğim.
Ya Resulallah ben seni gördüm diyeceğim ve cennet bitecek. Sonra ne yapacaksın sonsuzlukta? Vallahi hiç böyle bir şey değil. Üstad Hazretleri diyor ki şuursuz ağaç şuurluya hizmet edecek. Şöyle oluyor Fevzi yani. Getir bakayım bana domateslerini ver. Mehmet Bey buyurun diye ikram ediyor. Hem de o da yetmiyor hizmetkar olarak. Huri gılmanlarla ikram ediyor. Camit cisimler hizmetkar olacak diyor. Yani affedersiniz şöyle oluyor. Şu ayağımın altına gel kom diyorum. O geliyor öyle şuurlu bir halde bana hizmet ediyor. Şimdi mesela buranın süslemesinden bir lezzet aldınız değil mi? Mimar olduğundan dolayı ışığın mışığın. Ya burası hikaye. Aynı süslemenin ruhu coşturacak. O tezyinatın, güzel sarayların alası cennette olacak yer işte. Yani böyle kuru çölün üstüne dizimle çöktüm. Allah Azze ve Celle de dedi kulum razıyım. Tamam dedi burada bir de ney sesi gelse arkadan. Ya böyle sonsuzluk geçer mi? Diyor ki rivayette elvan ve eşkal değişecek diyor. İnsanların renkleri ve sıfatları bile değişecek diyor. Şimdi yani bir saç değişsin diye berbere gittin ona buna gittin. Biraz vücut değişsin diye 3 yıl spora gittim falan. Tabire bakar mısın? Elvanlar ve eşkaller değişecek. İnsanın, çünkü Allah bütün esmasını aslında nerede gösterecek? Cennette böyle. Aynı ile gösterecek ya. Burada tecelli, orada tezahür, zuhur edecek. Burada tecelli, orada tezahür, zuhur edecek. Ayan be! Allah bütün esmalarını göstermek için öyle kabiliyetler verecek ki oradaki cesede. Elvan ve eşkal değişecek diyor. Simanı değiştirebiliyorsun. Rengin değişiyor. Hasar görmeyen bir ceset. Allah Allah. Dizim sakat da geçen namaz kılarken yine şöyle diz kapağıma geldi. Anam dedim namazın içine şöyle. Bu hissiyatın tedirginliği bile yok. Üşüdük soba yaptık. Üşümenin zahmeti bile yok. Şimdi içeri geçiyorsun daha sıcak ceket çıkarıyorsun. Bunun zahmeti bile yok. Ruhun kendine has bir libası var. Yırtılmayan, eskimeyen, ütü gerektirmeyen, kokmayan. Şimdi böyle bir güzel cenneti. Az önce Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam demiştim. Orayı da eksik bırakmayın. Haşa geçerken selam verdi gitti değil. Orada sıra bekleme bile yok. Onlarla daimi dostum. Hazreti Ömer'in dostluğuna neler feda edersin? Şimdi edeceksin. Orada yetmek bir işe yaramıyor. Onu görmek için neleri az görmeyi tercih edersin? Onun vakti şimdi. Ahiret değil onun vakti. Böyle bir diyara gidiyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la muhabbet ederken sıra bekleme bile yok. Acaba önce Hazreti Ebubekir'le mi konuşayım? Hazreti Ömer'le mi? Önce dediğin konu zamanın konusudur. Zaman mekan buranın konusudur. Ahirette zaman mekan mefhumu mevcut değildir. Demek ki önce onu mu önce onu mu diye bir doyumsuzluğa girmeyeceksin, ikisine de doyacaksın. Güzel ticareti dünyada yene kerizlenmez mi? Peki dünyada yememek kazanmak ne demek? Onun adına da sahabe hayatı deniyor işte. Ama sahabe hayatını anlayamamızın temeli de iman zafiyetleri. İnan bence Burak Haçlı yeteri kadar bilmiyoruz. Mizanı bilmiyoruz. Mizanı bilsek zaten bu kadar rahat oturamayız değil mi? Hesabı bilmiyoruz, kitabı bilmiyoruz. Şu an kabrin öte tarafında ne hesaplar görüldü? Herhalde yeteri kadar bilmiyoruz. Yanlış bir kapı çaldım dostlarım ve yanlış bir kapı açıldı ardına kadar. Değer mi yani bu kadar güzellikleri dünyada bir demire, bir betona, onun peşinden Allah gibi koşup harcamaya değer mi yani? Bir gecede 200 bin insan vefat etti. Bir gecede. Bir gecede. Şaka gibi değil mi? Geçen kavmi Lut'u izledik. Bir sabah vakti 500 bin insan. Lut kavmi. Bir sabah vakti 500 bin insan. Var mıydın o derste? Sahabe neden bu mücadeleyi yapmış insan bu manaları yakalayınca aldı. 50 küsur yaşında Nesibe imanı duyunca tertemiz nasıl tanışmış? Uhud'da oğlu Abdullah'la birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında etten duvar örmüşken yara alan oğlunu tedavi edip kalk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma vakti niye diyor. Biz şimdi kendimizi yataktan kaldıramıyoruz. Nerede kaldı? Evladımızı, iyalımızı feda edeceğiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için. Bence samimiyetsiz gidiyoruz. Bence. Şevkinizi kıracak bir cümle etmek istemiyorum ama doğru adımları atsaydık arkamızdan gelen nesil de böyle olmayacaktı. İlla o nesillerin ateşi kendi evimize de düşecek. İlla çoluğumuz çocuğumuz elimizde patlayacak ondan sonra akıllanacağız. Gibi gidiyoruz sanki. İlla böyle bir birimlik yapacağımız bir zahmet varken güya kurnazlık ettik. Nefsin lezzetini düşündük. O zahmet 100 birim evin içinde patlayacak. İlla ondan sonra olacak değil mi? Daha az önce Veli kardeş öyle bir cümle etti yani. Gençken birkaç arkadaşla istişare ettik. Bir şey demişlerdi. O zaman onu dinlemedim. Şimdi bin zahmetle uğraşıyorum dedi. Öyle mi böyle? Halbuki ayet onu söylüyor. Ve emruhum şura beynehum. Öyle diyor değil mi? Ne demek? Değil mi? Kararlarını istişareyle alırlar diyor değil mi? Ve emruhum şura beynehum. İstişare için bile ne lazım? İnsiva lazım değil mi? Görüyor musun bak kelime ne kadar kemik kelime ya? Ha? Allah Allah Fevzi. Görüyorsun değil mi? İyi anlayalım birbirimizi. Belki her an denk gelme imkanımız olmayabilir. Belki yolda giderken takla atarsınız gidersiniz. Hiç değilse niyetimizde otursun yani. Belki şu patlar biraz sonra can veririz. Öyle öyle. Bunlar yaşanmış olaylar. Belki 3 saniye içerisinde şu ev başımıza yıkılır. Öyle bir şey ölüm yani. Asla şu işim de bitmişti de ahirete hazırlandığım diye bir şey diyemeyeceksin. Asla bebe dükkanım da yoluna girdi artık şimdi şunları yapabilirim diyemeyeceksin. Asla.
Vallahi diyemeyeceksin. Asla evdeki işler düzeldi şimdi hizmet edebilirim diyemeyeceksin. Vallahi diyemeyeceksin. Allah karışık gibi gözüken bu işlerin arasından kendisini tercih etmemizi istiyor. Az önce bir arkadaşa anlattığım bir meseleyi tekrar edeyim. Bizim en çok bilip en az bildiğimiz şey iman. Orada kadere imanı bile tam bilmiyoruz bence. Kader miktar demek. Hani manava gittiğinde adam ne kadar elma der ya, aslında ne kadar elma demiş oluyor. Kader ne demek? Miktar demek. Bize ya dünyadaki başım açılmış işlerin yoğunluğunu görmüyor musun diye ağır gelen işler kaderde tam şimdi Allah senin onu tercih etmeni istiyor ve bunların arasından Allah çok rahat bulunur diye sunulan işler. Kaderi bilmeyen haşa Allah'ın bunları hesaplayamadığını zannediyor. Allah da diyor ki la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Kaldıramayacağın hiçbir yükü sana ben yazmadım. Milimi milimine mi o zaman? Milimi milimine. Başımda bu kadar iş var, yoğunluk var, ben sahabe gibi nasıl adım atayım diyen adam bir de kaderi tenkit edip o günaha girmiş oluyor. Burak, kader şu an denk getiriyorsa şu an her şey hazırdır. Tek hazır olmayan nefsimiz, o da hiçbir zaman hazır olmayacak. Asıl sermayemiz ömrümüz, kabiliyetlerimiz. Allah mimarlık kabiliyeti verecek. Kullanacaksın. Ev tamam, sağlık tamam, huzur tamam, eş tamam, çocuk tamam, bağ tamam, bahçe tamam. Allah için de Ramazan golisi yollayacağız sadece. Oldu mu? Bana hiç sağlıklı gelmiyor yani. Ömür sermayesi denilen tam bu kabiliyet. Mesela birinin dili çok kuvvetlidir, ehli muhabbettir. Organize edeceksin. Birinin parası kuvvetlidir. Tamam, sen öyle yapacaksın. Başka birinin insanlara ulaşacağı bazı yolları kuvvetli. Oradan ilerlemek zorundasın. Asıl sermaye Allah ne verdiyse o. Tam sermaye o yani. Kendimizi çok fazla kandırıyoruz. Kur'an'ın hakikatleri kalbe işlenmediği müddetçe nefis allame-i cihan. Fetvası hiç bitmez. Ya acaba iş yerinde içki satsam mı? Sat o haram değil. Aa öyle mi? Ne peki? Sen içmiyorsun ki. Müşteri memnuniyeti olmadı. Öyle mi? Her şeye fetvası var değil mi? Hiç durmuyor. Acaba kumar oynasam mı? Oyna onun adı kumar değil. Aa ne peki? Onun adı şans oyunu. Acaba kredi çeksem mi? Çek onun adı faiz değil. Öyle mi ne peki? Ya sen mecburiyetten ev alıyorsun. Kol var, çocuk var, bu kadar parayı toplayıp faiz olmadan ne ev alacaksın? O sana faiz değil, haram değil. Kim verdi fetvayı? Allame-i cihan olan nefis. İçeriden bırakmıyor. İçeriden imanın konuşmaya başlaması gerçekleşmezse nefsin atıka dediğimiz bu konuşan nefsin susması mümkün değil. Biz daha bunları halledeceğiz. Arkadan gelenlere yetişeceğiz. Çünkü Müslümanın şartı ikidir. Yaşamak, yaşatmak. İnşallah yaşatma kısmı, bu benim üstüme düştü mü meselesini ahirette anlamayız Burak. Orada hiçbir işe yaramayacak. 5 kuruş etmeyecek orada. Sırat burada geçiliyor, orada geçiliyor. Fevzi anlıyor musun beni? Anlıyorum abi. Tamam. Meclisi ihmal etme Fevzi. Gözüm üstünde Fevzi. Artık İstanbul'a geldiğimde seni soracağım. Tamam abi. Orada olacağım. Sen olmasan. Tamam. Ben olmasam da sen orada ol. İçim rahat etsin Fevzi. Tamamdır abi. Vallahi dünyada her iş yarım kalacak. Hiçbiri bitmeyecek. Var olanlar içerisinde Allah'ı bulmaya kadere iman deniyor. Kader böyle istiyorsa Allah tam tamına çizmiştir demek. Yoksa Abdurrahman İbni Avf'ın serveti bizden fazlaydı. Uğraştığı işler de fazlaydı. Osman Bin Affan'ın fazlaydı. Hatice annemiz çok büyük bir tüccardı yani. Allah Allah. Hazreti Ebubekir Efendimiz ciddi bir tüccardı yani. Onların aklına gelmemiş yani. Ya ben dükkanda kalayım da ya Resulallah. Size buradan yardım yollarım. Onların aklına gelmemiş. Bizim aklımıza geliyor. Vallahi helal olsun. Bari şu doğruyu bozmayalım, onu diyorum ya. Doğruyu bozunca yarın gidecek yer kalmıyor. Doğru bu değil yani. Bari onu bozmayalım. Doğru bozulmaya devam ederse şu an numune olarak gönderilen kıyamet alametleri. Covid, sel, deprem. Ne Allah aşkına bunlar? Yani fragman değil mi yani? Biraz insaf olsa insan bunu der sanki değil mi? Allah Allah ya Rabbi. Kurak olan Urfa'da senin ne işi var gözümü sevdiğim ya. Hem de Karaköprü'nün oralarda. Yeni yerleşim yerleri. Ne işi var ya? Covid dediğin nedir ya? Filmlerin senaryosuydu bu yani. Allah hepsine tekrar rahmet eylesin. Deprem bir gecede, birkaç dakikada. Nedir ya Rabbi bunlar? Ne enteresan olaylar. Üstad Hazretlerine 14. sözün zeylinde Erzincan depremini soruyorlar. Risale'deki yerini tekrar edelim mi? Aklımızda kalsın. 14. sözün zeyli Erzincan depremi. Yarın bir gün lazım olur neydi diye aklımızda kalır. Orada o deprem neden bunun gibi yerlerde oluyor diye Üstad Hazretlerine soru soruyorlar. Orada bir tabir var ya, biz çocukluğumuzdan bizi hayret ettirirdi ya. Bir yerde iman anlatan Kur'an muhafızları ya az olursa lakaytlıktan ya da onlar engellenirse yani onlara galebe edilirse Allah Azze ve Celle musibetini böyle yağdırır diyor. Bak şimdi. Demek olayların en temelinde iki sebep var, doğru mu? Sahabe misal kendini adayan insanlar ya az olursa neyden dolayı? Lakaytlıktan, umursamazlıktan ya da onlara müsaade edilmezse onların önleri tıkanırsa bu musibetler gelecek diyor. Bir tetik çekildiğinde siz silahı mahkemeye götürmüyorsunuz değil mi? Silahtan davacıyım diye.
tetiği çekeni. Kurşun seni öldürmüşken tetiği çekeni arıyorsun da. Bir depremin tetikleyenini insan hiç aramaz mı ya? Ne yaptık ya Rab? Neden böyle oldu? Neden yani? Bu arz neden seninle? Bu işler nerelere gitti? Allah muhafaza etsin yani. Biz Allah'a sığınıyoruz. Vefat edenler inşallah manevi şehittir. Böyle afetlerde ölümlerin kafir olsa azaba azalacak diyor. Subhanallah. Allah'ın her şeyi o engin rahmetine tampon oluyor. Ama sahabeye benzeyecek bir hayat da çok hayırlı bir şey olmaz mı? Neden şimdi elimizdeyken onu değerlendirmiyoruz ki? İlla bir şeylerin altında mı kalalım? Bir evliliğin, bir binanın, girdiğin bir ticareti, sana gelecekte yamuk yapacak, filanca adamı çok seviyorum dediğin bir ortağın. İlla altında kalınca mı Allah'a yöneleceğiz? Genişlik zamanı Allah'a adım atmanın kıymeti çok büyük. Genişlik zamanında, varlık zamanında Allah'a adım atan birini Allah Azze ve Celle'nin hissiyatlarına bile terk ettiği tarihte görülmemiştir. Cümleyi anladın mı? Sağa sola yedirmeyi konuşmuyorum bile. Hissiyatlarına bile bırakmaz o adam. Bir insanda bu vefa vardır değil mi? Bir insan kadar da mı vefası yoktur? Bir insanın yaptığının alasını Allah yapmasın. Mümkün değil. Yapar. Ena inde hüsnü zanni abdibi. Ben kulumun hüsnü zanni üzereyim diyor. Yani beni nasıl bilirse kulum, ben ona öyle muamele edeceğim diyor. Allah Allah. İlk tanıştığımızda dedim ya, bu Kur'an'ın çok hakikatini bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil mi? Bismillah diyelim. Diyelim mi Burak? Diyelim de. Fevzi, seni yazdım zaten işte. Tamam. Aşkı kimyeviden başlayacağız. Gene bir aşk. Ama başka bir aşk Fevzi. Tamam mı? Tamam abi. Vay Fevzi vay. Güzel adam. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.